Allah dostlarından Maruf-i Kerhi, rahmetullahi aleyh. Onun zamanında bir komşusu Hristiyan. Başka bir komşuya gidiyor, Müslüman komşusuna gidiyor ve diyor ki sizin de alimlerden bir tanesine beni götürsenize, benim çocuğum olmuyor. Ne dualar yaptım, ne adaklar adadım, çocuğum olmuyor. Allah, Tanrımız bize çocuk vermiyor. Sizin alimlerden bir tanesine götürseniz belki duası geçer. Bize bir dua etse de Tanrı bize bir çocuk verse. Tamam, götüreyim der ve Maruf-i Kerhi'ye götürür. Allah ona rahmet etsin. Çok büyük bir Allah dostudur. Maruf-i Kerhi'ye geliyor, durumu açıklıyor. Hristiyan. Maruf Hazretleri diyor ki sana şimdi bir dua edeceğim, iyi dinle. Ellerini açıyor ve Allah'ına şöyle diyor. Allah'ım bu babaya, bu kişiye, bu gayrimüslime öyle bir evlat nasip et ki, öyle imanlı bir çocuk olsun ki, o doğacak olan çocuk vesilesiyle bu ailede cehennemden, ebedi ateşten kurtulsunlar. Bak bu bir dua. Bir Müslüman Hristiyan'a dua edebilir mi? Edebilir, sıkıntı yoktur. Özellikle hidayet için dua edebilir ama öldükten sonra edemez. Artık iş bitti çünkü. Kaybetti. Ölmeden dua edebilir. Bu Hristiyan'a nasıl dua ediyor? Hidayeti için dua ediyor. Çocuk için dua ediyor. Gösterirken fake yapıyor. Hani solla vururmuş gibi yapıyor böyle. Sağ tarafı indiriyor. Fake. Futbolcuları bilirsiniz böyle. Sol tarafa gidiyormuş gibi topun üstünden atarlar bir ayağını. Ama sağ tarafa çekerler. Buna fake deniyor. Basketboldan da örnek getirebilirim. Uzatmak istemiyorum. Kardeşler. Fake yapıyor ve Hristiyan'a dua ediyor. Sonra ne oluyor? Bir zaman sonra çocuk sahibi oluyorlar. Çocuk belli bir yaşa geliyor. 4 ya da 5 yaşlarında baba alıyor Hristiyan çocuğu, götürüyor kiliseye. Papaz efendi diyor, bu çocuğu Hristiyan adetlerine göre yetiştir. Bu çocuğu sağlam bir Hristiyan yap. Papaz çocuğa diyor ki, söyle bakayım evladım. Tanrı üçtür, baba, oğul ve kutsal ruh. Çocuk diyor ki, hayır. İlah tektir. Tanrı üç olamaz. Tek ilah vardır. Papaz diyor ki evladım sen beni dinlemek zorundasın. Baban seni bana teslim etti. Etim benim, kemiğim benim. Tanrı üçtür diyeceksin. Hristiyanlık akidesinde temel maddedir. Üç tanrıya inanmayanların hepsi cehenneme gidecek. Onlara göre biz muvahhidlerin hepsi cehennemdeyiz kardeşler. Allah'ım sen bu insanlara hidayet ver ya Rabbim. Subhanallah. Bizimkisi daha garanti diyor. Üç tane var diyor bizde. Gitmiş, beyin gitmiş. Allah'ım kurtar bu insanları ya Rabbi. Temel akideleri bu. Üç tane inanışı. Çocuğa diyor ki baba, oğul ve kutsal ruh diyeceksin. Çocuk diyor ki hayır, tek ilah var. Üç olmaz papaz efendi. Eğer iki ilah olsaydı, ayeti söylüyor çocuk. Eğer iki ilah olsaydı yerler ve gökler birbirine girerdi. Papaz bunu işitince o jeton, köşeli jeton, papazın beynindeki köşeli jeton tın düşüyor. Düştüğü zaman diyor ki nasıl Müslüman olabilirim? Çocuk diyor ki Allah'tan başka ilah yoktur de. Muhammed onun kulu ve Resulüdür de. Övgüler ve selam efendim olsun. Papaz şehadet getiriyor, Müslüman oluyor. Çocuğun kolundan tutuyor, anasına babasına gidiyor. Kapıyı tıklıyor, babası kapıyı açıyor. Çocuğu yetişmiş bir Hristiyan olacak. Papaz diyor ki bak durum böyleyken böyle. Bu çocuk bana iki kelime etti. Ben tesir aldım ve Müslüman oldum. Aklınız varsa siz de Müslüman olursunuz. Üç tane ilah olamaz. Bizi kandırmışlar diyor. Üç olmaz diyor kardeşim ya. Ya bir ülkede iki tane cumhurbaşkanı olur mu? Basit bir mantık vereceğim ya. İki tane cumhurbaşkanı olur mu? Muhakkak iç savaş çıkar. İki tane baş olmaz. Bir tane ülkede bile iki tane baş olmuyorsa, bir iş yerinde bile iki tane ustabaşı olmuyorsa, anlaşamıyorlar. Her gün kavga, makaslı bıçaklı, falçatalı kavga ediyorlar. İki tane ustabaşı olmuyor bir iş yerinde ya. Bir tane, koca kainatta nasıl iki tane ilah olur ya? Biraz düşünün be kardeşim. Ama yok, ezbere gidiyor. Babamızdan böyle gördük, dedemizden böyle gördük. Kolay da bir din. İçi boşaltılmış. Emir yok, Allah hiçbir şey karışmıyor. Üç tane hiçbir şey karışmıyor. Kolay da geliyor, devam ediyorlar. Babasına bunu söyleyince, bakıyor ki papaz da Müslüman olmuş, babası da şehadet getiriyor. Hanım, hanım diyor, bak durum böyledir. Sen de şehadet getir, sen de kurtul. Hanım da şehadet getiriyor ama babası ne diyor biliyor musun? Ben diyor, bu işin nereden çıktığını biliyorum. Bir bizzata bir alime götürdüler beni. İsmini hatırlamıyorum diyor. İsmini de unutmuş. Alim bana öyle bir dua etti ki çocuğu olsun diye dua etmedi. Öyle bir çocuk ver bunu Allah'ım. O çocuk vesilesiyle bütün aile cehennemden kurtulsun diye dua etti. İşte benim kurtuluşum o alimin duası sebebiyledir.